videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Cinler gözle göremediğimiz ama varlıklarını da inkar edemediğimiz farklı bir alemde yaşayan bizim göremediğimiz ama onların bizi gördüğü varlıklar. Peki hep duyduğumuz cinin musallat olması durumu hangi olaylarda meydana gelir? Cinler insanları korkutmayı, vesvese ve şüpheye düşürmeyi, aciz ve çaresiz bırakmayı severler. Kendilerine yalvarılmasından hoşlanırlar. Halef-selef meselesi bu konuda tesirli bir sebeptir. Yani insan yaratılmadan evvel yeryüzünde cinlerin hakimiyeti vardı. Mantık, muhakeme, izandan uzak cin toplulukları yeryüzünü fesat ve savaşa boğdular. Sonra üzerlerine halife olarak insan geldi. Kafir cinler insanlara rahatsızlık verirken bu zarar insanın bünyesine, yapısına göre değişir. Yoksa cinler her insana girip zarar veremez. 1 numara büyü. Erkek cinin insan kadınla veya kadın cinin insan erkekle evlenmesi ve cinsel ilişkiye girmesine sıkça rastlanır. Kendisine büyü yapılmış olan kişilerde de cin insan evliliği sıkça yaşanmaktadır. Büyüyle insanın içine giren cin kadını veya erkeği sahiplenir. Onu karısı veya kocası olarak kabul eder. Evlilik görüntüleri, hatta çocuk görüntüleri vererek inandırır. Cin o kişiyi bırakmak istemez. Cinlerle evlendiğin ve çocuklarına olduğunu söyleyen kadınlar olmaktadır. İlişki olmuştur fakat bunlar gerçek değil, hayali olaylardır. Ancak cinler bunu o kadar gerçekmiş gibi gösterirler ki insanın inanmaması mümkün değildir. Cinle evli bir kadının asla çocuğu olmaz. Cinle evli olduğunu söyleyen kadın ve erkekler bulunmaktadır. Kendimizi nasıl koruruz? Neler yapmalıyız? Her şeyden önemlisi yaşadığımız yerleri temiz tutmalıyız. Evimizde çöp bırakmamalıyız. Emülgatörlü gıdalardan uzak durmalıyız. Tuzu hayatımıza sokmalıyız. Endüstriyel fabrikasyon yani içinden enerji geçen gıdalara, kıyafetlere, evlere, evimizde bulunan elektrik, elektronik, elektromanyetik cihazlar sizin için tehlike arz edebilir. Cebimizde taşıdığımız elektronik, elektromanyetik aletlerden uzaklaşmakla işe başlamalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ayetel kürsü okuyanlara cin ve şeytan yaklaşmaz buyuruyorlar. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Rağa'ya bunlara bir mektup yazdırmış ve onların zararlarından Müslümanları koruması maksadıyla Müslümanların bu yazılan mektubu üzerinde taşırsa, evlerinde bulundurursa zarar veremez buyurmuşlardır. 2 numara grip hareketler. Cin çarpışmasının en belirgin özellikleri hareketlerde görülür. Cinin çarptığı bir kişi düzgün yürüyemez, düzgün konuşamaz, sağlıklı düşünemez, düşünceleri ve sezileri arasında bağlantı kuramaz. Bazı durumlarda ise hastalık belirtileri görülürken bazı durumlarda ise sadece bu işin uzmanları tarafından anlaşılabilecek, yorumlanabilecek belirtiler görülür. Cin çarpması fiziksel bir olay değil, tamamen ruhsaldır. Cinler çarpması denen olay cinin cezalandırmak amacıyla bir kişinin içine girerek ona istediklerini yaptırabilir. Cinin aşık olduğu kadınlar bazen çok tuhaf davranabiliyor. Böyle bir durum hissederseniz hemen doktora ya da bilen birine gitmekte fayda var. 3 numara rüya görmek. Cin özellikle aşık olduğu kişinin rüyasına girmeyi sever. İnsan cinli ve şeytanları uyanık iken ve rüyada görebilir. Çünkü onlar her şekle girebilir. Çok güzel suretlere girerler, ihtilama sebep olurlar. Peygamberlerden aleyhisselam ve evliyadan çoğu şeytanı görmüş ve konuşmuştur. Her ne şekli olursa olsun cinni gören kimse hep ona bakarsa cin şeklini değiştiremez, gözden kaçamaz, ona sorup cevap alınabilir. Bir an başka tarafa bakılırsa hemen kendi şekline girip gayb olur. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh cinni kendi şeklinde gördüğünü iddia eden kimsenin şahitliği kabul olmaz buyurdu. Çünkü hayali kuvvetli olanlar bulunmayan şeyleri görüyorum sanır. Hayalleri, illüzyonları bir şey sanır. Sihir yapılmış kimseler de böyle hayaller görüp bunları cisim zanneder. 4 numara hamileler. Hamilelik öncesi veya sonrası lohusalık dönemi gibi kadınların fiziken ve psikolojik olarak zayıf düştükleri dönemler bulunmaktadır. Bu dönemler cin musallatının en çok görüldüğü dönemlerdir. Hamile kadınlara bulaşan musallatı hamilelerde düşüğe sebep olmaktadır. Sürekli hamile kalıp düşük yaşayan kimselerin tıbben tedavisi gerçekleştirilemiyorsa bunun sebebi musallat olarak nitelendirilir. 5 numara ilişkiye girmek. Bir insanın cinle evli olduğunu anlaması kolaydır. Özellikle kadınlarda daha çok görülmektedir. Kadın gece yatağa yattığında bir el üzerinde geziyorsa, cinsel organında aniden bir uyarılma oluyorsa, aklına kuvvetli bir şekilde cinsel ilişki duygusu geliyorsa, bu içindeki cindendir. Musallat veya büyüyle kadının içine giren cinler bunları rahatlıkla yapabilirler. Bu durum cinin kadına aşık olması, onu sahiplenmesidir. Kadını kendi karısıymış gibi kabul eder, vesvese vererek
onu kocasından soğutur. Kadını bırakmak istemez. Bu cin kadınla gündüz yatağa yattığında veya rüyasında cinsel ilişkiye girer. Bu ilişki sanki gerçek bir insanla yapılıyormuş gibi algılanır. Aslında hayali bir ilişkidir. Bazı kimseler cinin insan gibi madde haline gelip o şekilde insanla ilişkiye girdiğini zannederler. Bu doğru değildir. Cinler madde haline gelemezler. 6 numara, aşırı gaflet. Etrafımızda bulunan çoğu insan dünya hayatına daha çok önem vermektedir. Ölüm akıllarından bile geçmez. Bu bilinen bir gaflar, aşırı gaflat da sizi cinler için kolay yem yapıyor. Körlükten kaçınmalıyız. Gaflet türü her durumdan kurtulmak için Allah'ı hatırlamamız gerekir. Böylece kalp bir yanlıştan uyanır ve inançla dolar. Kalbi inançla doldurmak dünyadaki en önemli şeylerdendir. Elbette ahiret hayatına hazırlanırken dünyevi yaşam kesintiye uğratılmamalıdır. 7 numara, iman zayıflığı. İmanı zayıf olan insanlar için de cin tehlikesi olabilir. Sürekli çok iyi bildiğiniz bir arkadaşınız kötülük yapmaya başlarsa kesinlikle tuhaf şeyler olmuştur. Etrafında işlenen haramlara, günahlara, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı umursamaz davranmak, iyiliği emretme ve kötülükten men etme vazifesini terk etmek, Allah'ı zikretmeyi unutmak, günlük zikir ve virt vazifelerini yerine getirememek, Kur'an'la bağları koparmak, cinaze ve düğün gibi özel bir durum gerçekleşmedikçe Kur'an'a vakit ayırmamak, Kur'an'ın manalarına, kıssalarına, uyarı ve müjdelerine önem vermemek, merak etmemek üzerinde düşünmemek iman eksikliğine neden olur. 8 numara, nefsin aşırı istekleri. Bir insan nefsine karşı koyamıyor ve nefsin isteklerini yapmaya bağımlı hale geldiyse kesinlikle dikkat etmek gerekir. Kötülüğü emreden bu nefis zamanla terbiye göre göre günahlardan uzaklaşa safiyet kazanır. Sonunda Allah'ın razı olduğu bir nefis olma makamına kadar çıkar. Bu imtihan dünyasında insanlar nefislerinden ve şeytandan gelen kötü telkinlerle ilahi fermandan gelen hidayet haberleri arasında bir mücadele verirler. Kazanılan her mücadele, yani yapılan her ibadet, vazgeçilen her kötülük, uzak durulan her haram nefis için bir terakki basamağı ve bir temizlenme ameliyesi olur. İnsan arzu ve şehvetinin esiri olup sırf zevki için yaşar hale gelmemelidir. Bu ondaki hayvani güçleri geliştirir, meleki güçleri zayıflatır ve insanı alçaltır. 9 numara, aşırı korku. Kur'an insanları Allah korkusuna çağırır. Rabbinden korkan kimseye iki cennet vaat eden Cenab-ı Hak başka bir ayette "Benden korkun" buyurur. Bir başka ayette ise "Allah kendisinden korkmanızı emrediyor" buyurulur. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bizi Allah korkusuna çağırıyor. Bir müminin kalbinde korku ile ümit birlikte bulunursa muhakkak aziz ve celil olan Allah ona umduğunu verir. Korktuğundan da emin kalar. 4. Buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi kutsi'de Allah'ın şu sözünü naklediyor. İzzetime ve celalime yemin ederim ki bir kuluma iki emniyeti ve iki korkuyu birden vermem. Kulum dünyada azabımdan emin olursa kullarımı topladığım kıyamet gününde ona korku veririm. Kulum dünyada benden korkarsa kullarımı topladığım gün ona azabımdan emin kılarım. Allah korkusu olmadığında kişi korku duygusunu mutlaka kullanacaktır ve bu defa Allah'tan başka şeylerden korkmaya mecbur ve mahkum olacaktır. Hatta öyle şeylerden korkacaktır ki o korku sonuçta hiçbir işe yaramayacağı gibi korkulan şeyin ne merhameti, ne acıması ve ne de şefkati söz konusu olmayacaktır. Bilakis böyle korkular insan ruhuna elem verici belalar, ızdırap verici acılar ve yürek yakıcı hüzünler dolduracaktır. Böylece insan yüreğinde Allah'tan başka şeylerin korkusunu taşımanın cezasını ivedilikle görmüş olacaktır. 10 numara, aşırı öfke. Şüphesiz günlük yaşam içinde çeşitli sebeplerle öfkelenmekte ve zaman zaman da öfkemize yenik düşerek sonu üzücü olaylara sebebiyet vermekteyiz. Oysa gerçek manada inanan kişi öfkesini de kontrol altına alabilen kişidir. Ayetlerde öfkelerini yutanlardır onlar, insanları affedenlerdir. Allah güzel düşünüp güzel davrananları sever. 3'e 134 buyurularak inananların affetmeye esas aldıkları ve bu davranışlarının güzel davranışlardan görülerek bu kişilerin Allah tarafından sevildiği ifade edilmektedir. Aşırı öfkeli olan insanları cinler çok sever. Cin ile ilişkisi olan bazı insanların çok fazla öfkeli olduğu da görülmüştür.